Bulunduğumuz dönemde boş zamanlarınız oluyorsa, eğer bu boş zamanlarınızı arkadaşlarınızla birlikte değerlendirmek isterseniz, bu videoyu izlemeye devam edebilirsiniz. Eğer birlikte oynayabileceğiniz bir arkadaşınız yoksa, umarım bu video size o arkadaşlardan en az bir tanesini bulma şansı tanır. İşte hepimiz için ücretsiz 10 adet co-op oyun tavsiyesi. 10. Risk Global Domination. Dünya haritası üzerinde veya başka bir harita üzerinde devletler kurup birbirinizi fethetmeye çalıştığınız 6 kişiye kadar oynanabilen sıra tabanlı bir strateji oyunudur. İsterseniz arkadaşlarınızla birlikte bir ittifak kurup tek bir kişiye karşı savaşabilir veya bağımsız bir devlet kurup bütün dünyaya karşı tek başınıza savaşabilirsiniz. Seçim size kalmış. 9. Yet Another Zombie Defense. Üzerinize bölüm bölüm gelen zombilerden korunmaya çalıştığınız savunma oyunudur. Zombilere karşı barikatlar kurabilir, türlü silahlar satın alabilirsiniz. Oyun 4 kişiye kadar oynanabilir. Her bölüm gittikçe zorlaşan ve siz ölene kadar durmayan bu oyunun asıl amacı en yüksek puanı biriktirmektir. 8. Digital Zoo Gallery. Aslında bu yapıma oyun demek doğru mudur bilemeyiz. Adından da anlaşılacağı gibi bu bir dijital hayvanat bahçesi galerisi. 32 kişiye kadar oynanabilen oldukça kaliteli grafikleriyle arkadaşlarınızla birlikte adeta 100 bin yıllar öncesinin doğasına tanıklık edeceksiniz. Standart içeriklerden sıkılmış ve farklı bir deneyim yaşamak isteyen insanlar için oldukça ilginç bir seri. 7. Air Mech Strike. 2'ye karşı 2 veya 1'e karşı 1 oynayabileceğiniz uçağa dönüşebilen bir robot askeri yönettiğiniz savaş ve savunma oyunudur. Üssünüzü genişletmek ve düşman üssünü yok etmek için mücadele ederken, aynı zamanda kendi üssünüzü savunurken çok eğleneceksiniz. Makul derecede grafikleri ve çeşidi bol savaş makineleri ile keyifli deneyimler yaşayacaksınız. 6. Galactic Render. Küçük bir uzay aracını yönettiğiniz bu oyunda, düşük yer çekiminin olduğu ortamda parkurları geçmeye çalışıyorsunuz. 2 kişiye kadar oynanabilen oyunun sadece 3 butonla oynanmasına sakın aldanmayın. Çünkü bu oyun sabır ve beceri gerektiriyor. Düşük yer çekiminde parkurları geçmeye çalışırken çok zorlanacaksınız. Mekanikleri çözdükten sonra çok eğlenceli olan bu oyunu oynarken ekranınıza yumruk atmamak için dikkat etmenizi öneririm. 5. Boom Boots Arena. 80 ve 90'lı yılların oyunlarından esinlenilmiş ve modernleştirilmiş oyunda kırılabilir kutuları patlatarak gelişmeye çalışırken hayatta kalan son kişi olmak için mücadele edeceksiniz. 8 kişiye kadar oynanabilen bu oyun, arkadaşlarınız arasında eğlenmek için çerezlik güzel bir oyun. 4. Alien Swarm. Her kişinin bir görevi olduğu, 8 kişiye kadar oynanabilen, uzaylı yaratıklara karşı savaştığımız üstten görünümlü nişancı oyunu. Bu oyunu oynarken seçili her bir karakter, oyunda ilerleyebilmek için çok önemlidir. Bu yüzden kimseyi gereksiz hissettirmeyecek bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Tatmin edecek derecede grafikleri, akıcı mekanikleri ve çeşitli düşmanları ile keyifli dakikalar sizi bekliyor. 3. Brawlhalla. Platformlar üzerinde takımlı veya takımsız, arkadaşlarınız arasında çatıştığınız iki boyutlu bir dövüş oyunu. İçerisinde gerçek parayla satın alınabilir karakterler olsa da, oyun parasıyla da alabileceğiniz birçok karakter de bulunmaktadır. Hızlı mekanikleriyle savaşırken tatlı bir strese gireceksiniz. 2. Sven Co-op. Orijinal Half-Life oyununun Steam'de ücretli olmasına karşın, gariptir ki bu oyun Half-Life senaryosunu ücretsiz bir şekilde, üstelik arkadaşlarınızla birlikte oynamanıza imkan sağlıyor.
Black Mesa tesisinde o meşhur macerayı arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceksiniz. Oyunda Half-Life senaryosu haricinde çok sayıda harita ve mod bulunuyor. İçerisinde uzun vakitler geçirebileceğiniz oyun, haliyle döneminin grafiklerini taşıyor. Ancak günümüzde bile oynanabilir durumda. 1. Medran. Hazır olun. Karşınızda inanılmaz derecede adaletsiz bir oyun duruyor. 7 kişiye kadar oynanabilen, 2 boyutlu platform haritalarında arkadaşlarınız arasında birinci olmak için yarışıyorsunuz. Birinci sıradaki kişiye çok adaletsiz davranan bu oyun, çok eğlendirip aynı zamanda sizi sinirden delirtecek. Oyun öyle adaletsiz ki, siz haritayı tecrübeniz ile bitirmek üzereyken, arkadaşlarınızın kullandığı bir özellik yüzünden sizi en arkaya kadar atabilir. Hatta en arkadakilerden birini bir uçan araç ile birinci yapabilir. Her şeye hazır olun. Farklı duyguları bir arada yaşayacağınız nadir yapımlardan birindesiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İleriki zamanlarda verilen ilgiye göre yeni listeler gelebilir. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.